Bayram sofrasından leziz bir merhaba. Hepinize mutlu, keyifli, huzurlu bayramlar dileriz. Umarım damağınız afiyette, sofranız bereketli, eviniz sevdiklerinizle dolu doludur. Biz bu bayramı yollardan karşılıyoruz. Çünkü istedik ki ülkemizin dört bir köşesinden yöresel bayramlık lezzetleri sizlerle buluşturalım. Ve Karadeniz'e adı çayla bütünleşmiş olan şirin mi şirin Rize'deyiz. Bolca yeşili içimize çekeceğiz ve Rize'nin yöresel bayramlık lezzetlerini tadacağız. Hadi bu yeşil tura siz de katılın. Efendim, Rize Ardeşen'e bağlı Hoşdere köyündeyiz. Arkamıza Fırtına Deresi'ni aldık. Böyle gürül gürül akan su ve sonbahara nispet hala sararmamış yemyeşil duran doğasıyla böyle muhteşem bir atmosferdeyiz. Burada çok ünlü bir alabalık restoranındayız. Artı yöresel lezzetler hazırlayan bir restorandayız. Yanımızda da Cumali Usta var. Merhabalar Cumali Usta. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi bayramlar, mutlu bayramlar. Sağ olun, size de iyi bayramlar. Nasıl geçiriyorsun? Çalışarak mı geçiriyorsun bayramı? Bayramı çalışarak geçiriyoruz. Bir de siz çıktınız başımı diyorsunuz. Evet, evet. Evet, evet diyor. Estağfurullah, hoş geldin. Aşk olsun Cumali Usta ya. Biz de geldik ağzımızı tatlandıralım seninle diye. Buyurun, tabii. Efendim, Rize'nin çok ünlü bir lezzeti var. Biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur Laz böreği. Börek ama aslında tatlı bir hamur işi bu. Ve duyduğum kadarıyla bayramlarda da tüketiliyor. Tabii tabii, evlerde, tesiste. Genellikle eski bir tatlı olduğu için bayramda genelektir. Evlerde herkes Laz böreğini yapar. Yani misafirler yapar. Geldiğinde tabii, çayın tabii. Kahvenin yanında Laz böreği mi çıkıyor? Tabii tabii, Laz böreği yaparlar. Gelen misafirlere ikram ederler. Ama ben bir şey duydum. Artık böyle zor geliyormuş hanımlara Laz böreği açmak. Yufkanın da hazırı çıkmış efendim. Onu alıp kullanıyorlarmış. Doğru mudur? Şimdi genelde doğrudur da bizim buranın insanları anlıyor tabii hazır yufka olduğunu. Ve hazır yufkayı tercih etmiyorlar. Evlerde genellikle açıyorlar. Bayanlar hamarattır yani bu yörenin bayanları hamarat. Deniz hamara, kanımlarının hamaratını biliyoruz efendim. Her türlü her işe koşturmalarını biliyoruz. Mutfakta da ne kadar maharetli olduklarını. Peki bu Laz böreği dediğimiz gibi tatlı bir lezzet. Evet. Yani baklava gibi sunuyorsunuz. Tabii tabii, baklava gibi sunuyoruz. Nedir malzemelerimiz? Malzemelerimiz muhallebiyi hazırlamak için öncelikle sütümüz, süt, yumurta, mısır nişastası, un. Bir ölçü verelim mi Cumali Usta? Çünkü biz önceden muhallebi yaptık. Şöyle bir ufak tepsi, iki tane tepsiye şöyle bir malzeme kullanıyoruz. Ne kadar nişasta şöyle, o? Şöyle bir tas nişasta, bir tas normal un. Şöyle tabii bu tereyağının fazlasını kullanmıyoruz. Yarısı, iki tepsi yarısı. Gözünüz korkmasın diyorsun yani. Evet. Balımız, bal ilave ediyoruz. Muhallebi. Tabii yumurta var, yumurta ilave ediyoruz. Şu anda içinde var mı yumurta? Tabii tabii, yumurtası var, her şeyi var. Üç içinde. Tane de yumurta var diyorsun. Evet. Süt ne kadar? Süt şu tepsiye 2 kilo süt kullanıyoruz. Bir tepsiye 2 kilo süt. Evet, köy yani sütünden 2 kilo. Niye 2 tepsi yapacağız? Bir tanesi de fındıklı yapacağız. Bu böyle modern yorum mu? Bayramlarda fındıklı yaparlar genelde. Bayramlarda fındıklı yaparlar. Normal zamanlarda sade yaparlar. Bayramda biraz özellikli olsun diye. Özellikli olsun diye, evet. Böyle ağzımıza çıtır çıtır fındık taneleri gelecek yani. Ben bu Laz böreğini ne zaman yesem böyle damağım bir mest olur efendim, bir süre kendime gelemem. Üstüne de başka hiçbir şey yemek istemem. Ama daha yiyecek çok şey var. Rize'deyiz, Karadeniz'in cennetindeyiz. Laz böreği biraz zahmetli olduğu için öncelikle bununla başlayalım dedik ama başka sürprizlerimiz de bekliyor sizi. Ne yapıyoruz Cumali Usta? Bir de sen hamur açmışsın. Tabii, önceden hazırladığım yufka. Hadi hamurun malzemelerini de sayalım. Hamurun malzemeleri baklava yufkası gibi açıyoruz bunu. Bilmeyenler için? Tabii bilmeyenler için şöyle ya. Nasıl diyeyim size? Böyle bir yarım tepsi kilo, için yine. Tepsi için yarım kilo un. Ben iki tepsi için yarım kilo un. İki tane yumurta. Biraz çok hafif bir çiçek yağı. Biraz tuz. Hamur yoğrulur. Su katıyor muyuz? Tabii tabii, su da katıyor. Aldığı kadar mı? Aldığı kadar. Hamurun sertliğine kadar. Sert mi olacak hamur, yumuşak mı? Hamur biraz sert olacak. Dinlendireceksiniz. Hamuru yoğurduktan sonra dinlenecek. Ondan sonra şu şekil yufkaları açıyoruz. Böyle. İncecik incecik yufkalarımız var. Bunları sen açtın değil mi Cumali Usta? Tabii tabii tabii. Hazır değil asla diyorsun. Hazır böyle olmaz. Evet, peki. Kaç tane yufka girecek tepsiye? Şimdi şöyle parçaları alta dizeceğiz. Üste 12 tane yufka var, 11 tane yufka var. Yarısını buna dizeceğiz, yarısını buna dizeceğiz. 6-6 girecek, 6-6'da parça yufkalar. Evet, altında da parça yufka var. Şimdi efendim parçaları birleştireceğiz birazdan, Cumali Usta yaparken göreceğiz biz. İlk olarak neyle başlıyoruz, sendeyiz Cumali Usta. İlk olarak tepsimizi yağlıyoruz. Hadi bakalım yağlayalım o zaman.
Parçalarımızı koyduktan sonra bir ufak tereyağı gezdiriyoruz böyle. Muhallebimizi içine dökeceğiz. İşte böyle. Soğuduğu zaman muhallebimiz ılık olacak. Ilık olacak. Şu şekilde muhallebimizi döküyoruz. Olduğu gibi hamurların üzerine muhallebiyi döktük. Efendim siz Cumali Usta'ya bakıp da olduğu gibi böyle boşaltmaya kalkmayın tencereyi. Sonra evde maazallah böyle sakarlık yapabilirsiniz. Kendisi usta ne de olsa. Bu günde kaç tane hazırlıyorsun böyle? Şimdi yazın sezonda mesela sezonda günde şu tepsiden değil de biraz büyük de şöyle bir tepsiden 10 tane 12 tane günlük hazırlıyoruz. Her gün. Tabii tabii.